Sevgili 2022 YKS alayları, AYT Edebiyatı sevdirmek istiyorum. Edebiyatı sevdirmek istiyorum. Toplumcu şiir, serbest nazım ve toplumcu şiir. Önce bir şiirle başlamak istiyorum. Bu şiir arkadaşlar Nazım Hikmet'in 1960 öncesi e, toplumcu şiir deyince aklımıza gelecek en önemli isim. Nazım Hikmet, Güneşi İçenlerin Türküsü 835 Satır, 1929'da yayınlanmış şiir kitabı. Bu bir türkü, Toprak Çanaklar'da Güneşi İçenlerin Türküsü, bu bir örgü. Öncelikle arkadaşlar ne görüyoruz? Şöyle bir, bakın merdiven diyorum ben ona, merdiven diyoruz biz ona. Ee, dizelerin eşit olmadığını görüyoruz. Yani serbestlik görüyoruz. Serbest Nazım dediğimiz bu arkadaşlar. Ve içinde bakın, Bakır Ayakları Çıplak Kahramanların... Ben de gördüm o kahramanları. Ben de sardım örgüyü. Ben de onlarla güneşe giden köprüden geçtim. Ben de içtim toprak çanaklarda güneşi. Ben de söyledim o türküyü. Öncelikle e, toplumcu şiirde ne vardır arkadaşlar? Bu grupta serbest nazım. Böyle bir merdiven şekli görürüz. Bakın şiirlerde herhangi bir e, şu dizeyi şu sayıda yapayım derdi yoktur arkadaşlar. Böyle bakın uzunluğu kısalı e, merdivenler görürüz. Tabii ki bu sanatçılarımız sadece toplumu anlatacak böyle bir yanlış algı var arkadaşlar. Hayır bu insanlar duygulu insanlardır ve aşık da olabilir. İşte onların örneklerini verelim önce. Evet şarkılarda beslenen o meşhur şiiri. E, arkadaşlar Nazım Hikmet'in Seviyorum izninizle bunu okumak istiyorum arkadaşlar. Seviyorum seni ekmeğe tuza banıp yer gibi. Geceleyin ateşler içinde uyanarak ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi. Ağır posta paketini neyin neyi belirsiz telaşlı, sevinçli, kuşkulu açar gibi. Seviyorum seni. Denizi uçakla ilk defa geçer gibi. İstanbul'da yumuşacık karırken ortalık içimde kımıldanan bir şeyler gibi. Seviyorum seni. Yaşıyoruz çok şükür. Der gibi. İşte Nazım Hikmet arkadaşlar. Toplumcu şiirinin en büyük öncüsü ama aynı zamanda Piraye'ye aşık birisi. Aşk şiirleriyle de meşhur birisi. Eğer aşıksanız onun şiirlerinizi, şiirlerini okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Sadece şiir değil sözleri de meşhur arkadaşlar. Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey. Dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey. Fakat fakat artık ümit yetmiyor bana. Ben artık şarkı dinlemek değil şarkı söylemek istiyorum. Aşık bir şairimiz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Peki ne yapıyormuş o serbest nazım ve toplumcu şiir anlayışını yansıtan şairlerimiz arkadaşlar? Bu kelimeleri unutmayacağız. Öncelikle arkadaşlar şiirde eğer soru kökünde pragmatik diyorsa yani yararcı. Neyin yararcısı? Toplumun yararına çalışan diyorsa, çıkarcı diyorsa. Tezli bir tezi savunan Diyorsa toplumsal kaygı, tabii ki amaçları toplum top, toplumsal kaygıyı e, gözetecekler arkadaşlar. Toplumu harekete geçirme, bu kilit kelime bakın altın çizin. Harekete geçirmek istiyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Söylev uslubuyla yapı yapıyorlar arkadaşlar. Söylev uslubu önemli. Bir yerlere gelmek için söylev uslubu önemli arkadaşlar. Seni okuyanların, seni dinleyenlerin etkilenmesi önemli. Bu önemli arkadaşlar. Biçim tabii ki önemli değil. Bana ne ya şiirden? İster merdiven gibi olsun, ister öyle olsun, ister böyle olsun. Benim için içerik önemli. İçerik ne? içerik toplumdur arkadaşlar. Fütürizm akımını unutmayalım. Gelecekçilik soru kökünden mutlaka gelir. Emek, emekçi toplum sorunları ve serbest şiir. Bunları görüyorsanız özellikle Nazım Hikmet'te Rus şair Mayakovski. Bunu görüyorsanız etkilendiği en büyük isimdir arkadaşlar. bilin birinki bunun cevabı toplumcu şiirdir ya da serbest nazımla yazılmıştır ya da toplumcu şiirin en büyük öncüsü Nazım Hikmet'tir. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Kimlermiş peki? 1960 öncesi bakın e, bir grup daha var biliyorsunuz. 1960 sonrası yani ikinci yeni sonrası toplumlu şiir grubumuzda var. Ama öncesinde kimler varmış? Caner öh deme diye kodlamışım ben bunu. C Caner'in başına bir C daha var. Bunu kodlayalım arkadaşlar. Kodlamak çok işimize yarar. Şairleri e, toplu şekilde görmek için. C Yunatuf Konsu, Can Yücel, Ahmet Arif, Nazım Hikmet. Tabii ki onu büyük harfle yazdım. E, Nazım Hikmet de en büyük öncüsü olduğu için soru gelirse Nazım Hikmet Cumhuriyet'ten gelme olasılığı çok yüksektir arkadaşlar. Ercüment Behçet, Lavr Fatılgaz, e, Hababam sınıfıyla hatırlıyoruz. E, romanlarıyla da meşhur ama şiir toplumcu şiirleriyle de meşhur arkadaşlar. Özdemir İnce, Hasan İzzet, e, Dinamo. Ahmet Arif, Hasretinden Prangres gittim. E, bu eserleri de meşhur arkadaşlar. Toplumcu şiirin en büyük özelliklerini saydım. E ee, tabii ki bu şairlerimiz sadece toplumla ilgili değil bireysel aşk da yaşamış olabilirler. Bunları yansıtmış da olabilirler ama bunların e, çoğunun %99 değişmeyen özelliği arkadaşlar serbest nazımla yazmaları. Serbestliği sağlamaları, şiirde bunu bize göstermeleri. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Seri videolarım gelecek. Edebiyatı sevdirmek istiyorum. Ben Özgür Sular. Özgürce Türkçe. Grubundan da bizi tanıyorsunuz, kanalından da bizi tanıyorsunuz. Edebiyatla ilgili, e, sizlerle ilgili çok faydalı videolarım gelecek. Bizleri takip edin, bizleri destekleyin arkadaşlar. Hep beraber başaracağız. Hepinize iyi günler diliyorum, hoşçakalın.